أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Şimdi ben istisna yapıyorum ya çarşamba günü. Sizindi. Aferin bizim delikanlı elhamdülillah. Geçen hafta ziyadesiyle bizi memnun etti. Mesrur eliydi. Anlattığı konu itibariyle çok harika. Bir de çocukken bize geliyordu değil mi? Babası kucağına geliyordu, uyuyordu. Şimdi ders yapıyor bize. Bu hepimizin gururu. Yani hizmetimizin elhamdülillah. Şunu kastediyorum, buraya götüreceğim. Şimdi pazar günü dima dersi yapıyoruz. Değil mi? Çarşamba günü böyle ilmi gene ders yapıyoruz. Babayız, kocayız, cemiyette, toplumdayız. Kendi bir sürü sistemimiz var, kalp var. Kalp o kadar cayıp ki, Gazali şöyle der kalp hakkında. Bir ağaç düşünün diyor. Tamam mı? Oraya bir kuş kondu diyor. Bir tüyü kaldı. Uçtu gitti ama tüyü kaldı. O tüyü, tepedeki tüy, en ufak rüzgarda oynar mı böyle? O ağaçtan kasıt bedendir. O tüy kalptir. Kalp bu kadı oynaktır. En ufak şeyde oynuyor. Kalbimizi, dimağımızı, ailemizi, toplumdaki kariyerimizi, çalışmamızı vesairemizi kontrol altına alacak bazı doğru malzemelerimiz olması lazım. Mesela biz Nur Cemaati'nin bilgi sorunu değil, kullanma sorunu var. Dedim ya, mesela trafik sicil şeyini yapıyorum. Arabanızın dosyasını kaydettim. Yaptım kaydı, dosyayı attım depoya, şöyle fırlattım. 276. dosya, 16. attım buraya. Tamam mı sonra? Şimdi lazım olduğu zaman o dosyayı ben nasıl alacağım buraya? Ha, o zaman alabilmek için tasdif edilmesi lazım. Onun adı tasdif, konmak, anlama göre, sıfatlarına göre dizmek, dikkattır. Dikkat latifesi, dışarıdan elde edilenleri içsel alemde mukayese, emri nisbi, emrileri o tutarak rafa koymaktır. Dikkat o demek. Şimdi dolayısıyla ben bu tür hayatımıza, yani cemiyet hayatında yaşadığımız için hayatımızı kontrol altına almak, psikolojimizi kontrol altına almak için Halit Rüyahit bazı dersler de lazım. Bu o derslerdendir. Ona ait. Ona ait Risale'den ben bir şey okuyayım. Çünkü başımıza bir sıkıntı geldiği zaman Haşr Risalesi'yle olmuyor çözüm. Tamam mı? Ailevi sıkıntımızı tevhidi çok iyi bilmeyle olmuyor. Layıkaları iyi bilmeyle çözülür. Tamam mı? Yani sosyal hayatımızdaki sorunları, sıkıntıların çözümü layıkalardır. Mesela ustada soruyorlar, çözümler üretiyor usta. Ona ait böyle bir Halit Avcı olduğunu, bak avcı olduğunu, o aynada hakikatların ortaya çıktığını söylüyor usta. O aletler çok önemli. Dolayısıyla bu aletlerle ortaya çıkanları istifade etmek gerekiyor. Diyor ki, uzun olur, demir diyor ateşe sokulur, yumuşasın. Yoksa demire vursanız böyle tank, tank, tank şekil veremezsiniz demire. Ateşe sokulur, yumuşar, sonra örse koyduğun zaman tank, ezilir. Kocaman bir demir, bıçak alınıyor, balta alınıyor, kazma vesaire oluyor. İşte diyor ki, haletler de bir ayna gibidir diyor, ayna. O aynaya yansıyan mutluluk aynasında, sıkıntı aynasında, bela aynasında, hastalık aynasında, sihat, servet, fakirlik aynasındaki hakikatler farklıdır. Mesela ona delil Kur'an'daki peygamber kıssalarıdır ve ustadın tarihçi hayatıdır. O aynada seyrediyoruz kendimizi. Şimdi ben de karınca bu zaten Risale'nin dersi değil. Benim bu çarşamba dersi. Benim çarşım bu tarzda yapacağımı söylemiştim. Risale-i Nur dersi değil. Risale-i Nur'daki istifademle alakalı malzemeleri şey yapıyorum. Bunun adı
İçsel psikoloji. Zaten yayın yaparken gelenler de biliyor. Madem bana bir şey yaptın, ben ayda bir yapacaktım. Bir sarına değil, istifade ettiğim halet aynasındaki şeyler. İşinize yarayacağını umduğum şeyler. Şimdi baş... Bir, malzemeye. Düşüncelerinin sana baskılığının bir sebebi, düşünceler uygulanmasa, sana baskılayıcı bir özelliğine sahip ki buna kitap yüklü merkep diyor Kur'an. Yani ilim yüklenip de eyleme dönüşmese kitap yüklü merkebe benzetiyor ve altında da şöyle diyor. Seslerine fenası eşek sesidir diyor. Kitap yüklenmiş ama eşek hala. Uygulama olmadığı için. لِمَ تَكُلُونَ مَا تَفْعَلُونَ de ayet gene bunu teyit ediyor. Yapmıyorsa o şey niye söylüyorsun? Şimdi düşüncelerimizin var ya böyle yani elde ettiğimiz malumatları eyleme dönüşmesi o içerideki potansiyel bilgi enerji potansiyel enerjidir. O uygulanırsa oluyor. Uygulanmasa içeride basınç geriliyor. Mesela gündelik hayatta bir sürü laflar duyuyoruz. Şöyledir, böyledir, olumsuzluklar. İnsana bu da ayrı bir baskılayıcılığı var. Her duyduğunuz haber, her olumsuz şey. Bunu bir şekilde dışarıya atmanın yolu spordur. Eyüp Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak, ya Eyüp deprem demiş. Allah Resulü spor yapardı. Yani Ayşe validemizle bile yarışırdı. O şeyini yapardı. At 19. mektupta geçiyor. Hiç yürüyüşsüz katıf denilen bir at vardı Peygamber Aleyhisselam. O bindiriyor. Onunla yarışırmış. Düşüncelerin sana baskılayıcılığının bir sebebi de biyolojik bedensel enerjilerin dışarıya atılamamasıdır. Yürürken nasıl rahatlıyor ve ilhamlar gelir? Buna Üstad Hazretleri çam dağına çıkardı barladan. İstisnasız her gün. Mesela bedensel yürüme hareketlerin şeyi ille yürümek değil, kaza namazlarınızı kılmak mesela. Kaza namazlarınızı kılmak. Bak Üstad, Bağla'dan Çam Dağı'na bilenler bilmiyorum. Bir saate kadar bir gidiş var, bir saate kadar da bir geliş var. Yani bu kadar olumsuz ortamların insana yüklediği, mesela iyisiniz bir kötü haber midene vuruyor. Onu nasıl atacaksın? Çünkü Allah'ın adeti peygambere de çalışıyor, sana da çalışıyor. Yani hareket edeceksin. Yani hareket için iki tabirle spor. Hareketlerin en hayırlısıyla yapın hareketinizi. Hareketlerin en hayırlısı Allah için namazdır. Namaz, kaza namazınızı kılın. Bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi var. Buna ait çok hadisi var da ben hulasa edeyim. İki tanesini anlatayım. Diyor ki, bela ve musibetler sadakayı geçip size ulaşamaz. Yeter ki halis kalple olun. Hulusi kalp olun. O zaman sabah kalktığınız zaman evinizde bir kumbara koyun. Çocuğunuz dahi olsa, kızınız, evladınız, hanımınız, senin de. O kumbaranız olsun, 10 kuruş da yiyor. 50 kuruş da yiyorsa, 1 lira da yiyorsa mutlaka hayata başlamadan önce sadaka attın. Mesela buna ait bir şey söyleyeyim. Bir mana söyleyeceğim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir sahabe işte unuttum adını. Evlendi geldi gecesi. Fakat Cebrail Aleyhisselam dedi ki geldi sabah bu vefat edecek diyor. Allah Resulü buna iltifatta bulunuyor, yediriyorlar falan. Geldi, yeni evlenmiş. Tabii Cebrail denince artık bu sabah ölecek tabii. Sabah oluyor, adam ölmüyor. Birkaç gün geçiyor, ölmüyor. Cebrail Aleyhisselam dedi ki, Cebrail Aleyhisselam'a Peygamberimiz dedi ki, bana böyle dedin diyor, bu ölmedi diyor. Ne, bu ne? O nasıl sor o zaman dedi. Ona sor. O gece ne oldu? O söylesin sana. Ne olmuş? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şey yapmış, unu kavurmuş, ona göndermiş. Geldik, işte akşam gitti ya, hediyemiz olsun diye. Adam
kadın karısıyla tam yiyecekken kapı çalıyor. Açım diyor, bir sadakanız yok mu diyor. Çok fena açım diyor. Çok açım diyor. Ve değil şeyi, sadaka vermek, kendi haklarından da vazgeçiyorlar. Allah razı olsun. Ondan sonra bunu sadaka olarak veriyorlar. Ne olmuş ama? Allah Resul dedi ya, ne siz dedi o göce garip yaşadığınız bir şey var mı diyor. Cebrail dedi ya, git ona sor ya Muhammed. Ne oldu diyor, niçin ölmedi yani? Ölecekti de Allah Resul biliyor ama mutlaka bir şey olmuş da tehir edilmiş. Ona sor, onlar sana anlatsın dedi. Burada Cebrail Aleyhisselam'ın da baktığı yer de önemli. Diyor ki, ya Resulallah, senin gönderdi, kavurduğun un bir fakire verdi. Sonra yaptık dedi. Sabah kalktık ki, ne olacak? Bele kadar veya şeye kadar bir taş duvar, onun içinde direk var. Ağacın çalısı işte, ev oydu. Mer yılan girmiş divanın altına. Büyük bir yılan, çöl yılanı biliyorsunuz. Isırdığında öldürür hemen. Zeyl. Kalktık, namaza kalktıktan sonra işkilendik. Baktık ki divanımızın altında bir yılan ağzına verdiğim, kavurduğum o un kadar un yılanın ağzına tıkamış, boğulmuş yılan. Oysa fakire vermiş. Dolayısıyla anlamış, sadaka o belayı durdurmuş. O sadaka ona gitmiş ama bir misli de yılanın ağzına girmiş. Boğmuş onu. Peki Cebrail görmedi. Cebrail bir katındakini gördü. Üst makamdaki hükmü, sadakanın daha üst makamı işlediğini onu görememiş. Yani lef-i muhafızda yazmıyor o zaman. Yazıyor. Nasıl görememiş o zaman? Lef-i Mahfuz'da Ümmül Kitap da var. Ümmül Kitap da var. Lef-i Mahfuz'da Ümmül Kitap da deniliyor. Sadaka oluyor. Cebrail'in görmediği sadaka bir yer. Sadaka arşa kadar çıkar diyor. Arş, Lef-i Mahfuz'dan yukarıdadır. Lef-i Mahfuz, diman karşılığıdır. Arş, kalbin karşılığıdır. Arş, Lef-i Mahfuz'dan haritada aşağıda gözükmesinin sebebi, dima kafa yukarıda, kalp aşağıda. Oysa kafa, dima, şey, kalbin bir ayağı. Bir ayağı vicdan, kalbin bir ayağı vicdan, kalbin ikinci ayağı dimağdır. Ha, sadaka için Allah Resulü diyor, arşa kadar gider. O lef-i mahfuzdakini gördü, arştakini görmedi. Abi o zaman bir muallak kaderi gördü. Abi muallak kader lef-i mahfuz ispatta değil midir abi? Ben öyle zannediyordum ki. Evet. Yazar doğru doğru. Oraları görmüş. Arştakini görmemiş vesaire. Bu bizim şeyimiz. O zaman hastalıklarınızı, musibetlerinizi diyor sadaka ile tedavi ediniz. Başka bir hastalık çeşidini de şeyle tedavi edindi. Oruçla diyor. Neyse. Şimdi vücudu baskılayan, sıkıntılarımıza sebep olan böyle baskıcı enerji, olumsuz enerji, haberlerdir, gazetedir, çoluk çocuktur, komşudur, seni rahat bırakmıyorlar. Bir sürü şeyler üretiyorlar. Evet. Duyuyorsun. Onları enerji haline dönüşüyor. Dışarıda patatestir. İçeri girince patates yemeği değil artık. Dışarıda ekmektir, içeride ekmek değildir. Enerji paketidir. Onu enerji olarak boşaltman gerekiyor. O da spordur, harekettir. Allah nazarında hareketlerin en hayırlısı da namazdır. Kaza namazlarınıza atın veya yürüyün. Kaza kılmayacaksanız yürüyün, yüzün, bir şey yapın. Demek yorumuyla, yani yorumuyla spora atılan negatif baskının enerji arttıkça müspetler yer bulup gelebiliyor. Yani otobüste dolu, 5 kişi de binebilmesi için arkadan 5 kişinin çıkması lazım. İyi şeylerin gelebilmesi için olumsuzluklar böyle atılıyor. Bu birinci cümlemiz. Başka bir şey okuyorum. Hapishane niçin hapishane insanı niçin yumuşatıyor, duygusal yapılıyor diye, yaptırıyor diye
soru sormuşum orada. Şöyle cevap. Hani bunun sen ancak nakledersin, ilmen bilirsin ama bu yaşayan insanların size faydası, yaşadıklarını size vermesi. Diyor ki, işimize yarar mı? Nefsani istekler, kendini unutturan ve örten şeyler ortadan kalkması nispetinde insan kendine, aslına dönüyor. Yani insanın dayatmaları var, şehvettir, yemektir, gezmektir, keyfi maaşı harekettir. Bu nefsin dayatmasıdır. Bu kalkıyor. Keyfe maaş hareketler yapamıyorsun. Başka, insan kendisiyle barışır, kendisiyle meşgul, kendisini dinlemeye hiçbir zaman yanaşmaz. Böyle eve gelir televizyon, arabaya biner zın zın zın, dışarıya gider, hep böyle, hep hariç. Gazete okur, hariç dünya. Kendisiyle baş başa kalıp, asude bir kafayla kendi haletini, fikriyatını, İçsel yapısını, niye sıkılıyorum diye sormaz kendisine. Onu bastırmak için yollar arar. Tam da ne istiyor bu? Dolayısıyla hapishane niçin insanı rahatlatıyor? Bir, nefsani istekleri, kendini unutturan ve örten, kendini örten şeylerin kalkması. Mesela şehvet insanı örter, menfaat, şöhret, kariyer, makam, bir sürü gayeler. İnsanı kendisini unutturan şeyler. Hapishanede bunlar kalkıyor. Baş başa kalıyorsun kendinle. Kendini dinliyorsun bu sefer. O nispette de insan kendine dönüyor. Aslına dönüyor. İnsanın aslı merhamet ve şefkatten yoğrulmuş olduğunda Allah insanı muhabbetiyle yaratmış, şefkatiyle yaratmış, sevdi de yaratmış insanı. Aslı budur, insanın mayası budur. Şefkat ve muhabbetle yoğrulmuş insanın mayası. İnsanın tiniyeti hamuru muhabbettir. Aslı çorak taşlar arasında filizlendiği için, mesela bir tarla düşünün, bir taşlık falan var. Arasında filizlenen taşlar arasında filizlenen otlar gibi. İnsan kendisiyle yaşamak istemiyor, kendisiyle barışmak istemiyor, kendisini tanımak istemiyor, kendini sevmek istemiyor. Ortaya çıkan sıkıntıları kendinde çözümleme yerine o sıkıntıyı bastırmak adına ha 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 ha, hu hu hu, la kara lu kara, şuna buna öyle meşgul oluyor. İşte hapishanede bu kalkıyor. Kendi başına kalıyorsun, kafayı koyuyorsun. Mesela ona ait bir yer gelecek. Ben isterseniz kendisiyle tanışmasın diye müthiş bir tespitim var. Şaşıracaksınız. Bu hapishane ile alakalı pek videolar da yoktur. Yaşayan var ama böyle kaleme alıp da haletini insanlarla paylaşıp insanlara faydaya dokunduracak bir şey hatırına gelmiyor. Şimdi hapishanede eğer niçin insanı ıslah ediyor? İnsanı örten, kendisini unutturan, kendisiyle barışık yaşattırmayan sebepler ortadan kalkınca insan kendisiyle baş başa kalıyor. Fakat siyasi hareketler, ideoloji böyle hareketler var. Böyle DHKPC'dir, PKK'dır vesaire, FETÖ'dür, şudur budur. Peki kendisiyle tanışmayı, kendisiyle meşgul olmayı bırakmıyorlar. Bakın ne yapıyorlar. Tespitimi size orada gördüğüm iş yapacağım. 1.09.2017'de yazıyorum. Silivri kapalı cezaevinden sabah saat 7, akşam 12'ye kadar, bak hapishanede tespit çok antika bir şey. Sabah 7, akşam 12'ye kadar DHKPC'ler her saat başı kapıları vurarak slogan atarak bağırıyorlar. Böyle koğuş tek başına. Hücre. Koğuş yok, hücre. Oralara tabakları, kaşıkları demir kapıya ay her saat başı. Nerelerde kalıyorlarsa. Hepsinde bir emir. Kapıya vuruyorlar. Ton 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 ton. Saate bakmana gerek yok. Saat 3. Biraz sonra bir daha vurdu mu her taraf kırılıyor böyle. Bir üç dakika
bunu çalıyorlar. Bir şey anlatacağım size, ilginç. Diyorsun ki saat 4. Her saat başı vuruyor. Her saat başı. Almanya'da bazı bölgelerde yarım saatte bir, bazı bölgelerde 15 dakikada bir, en uzun şey olanlarda saatte bir, her saatte bir 3 defa çan çalar kilisede. Ama burada ezan okunmasına karşılar. Onu da koyduk kenara. Başka bir siyasi hareket var. İsmi vermeyeyim. O da şöyle yapıyor. Sabah 7, gece 12 musluğu açık bırakır. İçerideki koğuştaki musluğu açık. Şarr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 
Niçinmiş? Bir vesileyle, reisleriyle doktora gitmiştik diş için. O doktorda bekleme salonda birisi yanına oturttular. Oturuyoruz böyle. Ortada jandarmalar var. Onların başlarında birisiyi tanıştık. Ben bir vesileyle, reisleriyle doktorla görüştüm ve ona sordum. Niye böyle yapıyorsunuz? Merak ettim dedi. Dedi ki, kendimizi motive etmek, düşüncelerine, kendilerine, kendi hayat standartlarını düşünmeye dönmesin. Yani kendi başına kalırsa böyle düşünür. Ben onun söylediklerindeki çıkarımlarımı söylüyorum. Aynı böyle demiyorum. Yani vurarak niye vuruyorum? Çünkü'si var. Niye vuruyorum? Çünkü. Niye vuruyorum? Çünkü. Yani ideolojisine devamlı ideolojiyi hatırlatıyor. Bizdeki subhanallah, 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 subhanallah bu zahirde tekrar gibi iken aslında insan kendini motive ediyor. Pervane gibi aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı yaparak enerji imal ediyor ve şehirde milyarlarca, milyonlarca cihaz çalışıyor. Sahide bir tekrardır, hakikatta tekrar değil. Elektrik imal ediyor. Türbinlerde de öyle. Şimdi namazda da öyle. Aşağı yukarı, aşağı yukarı enerji imal ediyor. Ruhtaki istidat ve kabiliyet cihazlarını çalıştırıyor bu enerji. Şimdi onlar niye yapıyor? Eğer böyle yapmasak diyor. Kendisine dönecek. Düşünecek yani. Bir gün, iki gün. Müebbet almış veya 10 sene almış. Ne yapacak? Yani Allah Allah neredeydi, niye buradayım falan. Bu sefer kendisine döner. Dönmesin diye devamlı davasını motive etmek, davasını hatırlatmak adına suyu açık bırakıyor. Mesela bazen dalıyor yatakta kalıyor. Su niye açık? Yanına gidiyor, tam kapacak, davam için. Davam, ben burada, dava için. Hatırlatıcı bir sebep görüyor, su devamlı açık. Bizim gibi namazda 33 defa subhanallah değil yani. 33 defa su açık değil, devamlı açık. Davayı devamlı canlı tutuyormuş o. Kapıya vurmasının sebebi devamlı o fikri, düşüncesini kendisine dönmeyi, kendisiyle meşgul olmaya fırsat vermiyor. Saat başı bunu yapılıyor. Benim gibi bir insan bile Almanya'da, Avrupa'da kaldığım zaman, geldiğim zaman şuursuz olarak her saat başı çan sesi Almanya'da duyduğum için Fransa'da, geldiğim zaman Türkiye'de bir eksiklik hissediyorum. Ulan bir şey eksiklik anlıyorum ki belki beni yadırgayacaksınız ama çan sesini beynimde eksik olduğunu hissediyorum. Ben bu anladım ki çan sesini vura vura kimse gitmediği halde beyin çan sesine odaklanıyor. Nereye giderse gitsin Alman beyni çan sesi istiyor. Buna delilim nereye giderseniz gidin beyniniz ezan sesi duymak istediği gibi. İstiyor ya. Anlıyor musun abi? Yani kendisine bırakılmıyor. Devamlı o doğru kendine dönme. Devamlı oraya bağlı ol. Orası. Musluk açık, tabaktan vuruyorum, tamam mı? Niye? Çünkü. Yani hep çünkü. Sen bunu terste de düşün. Bizde vardı, o saat bilir, hepiniz bilirsin. X bir kardeşimiz, vakıf. Niye yemiyorsun bu yemeği? Abi kanserim. Cık, Osman'ım. Niye bunu içmiyorsun? Abi kanserim.
Niye bu çaydan içmek? Abi kanseri. Yani ne yaparsa bununla izah ediyor. Bununla yorumluyor. Kanseri tepeye koymuş. Namazın 5 vakit değil. Sanki 20 vakit kanserim. Yapamam kanserim. Diyemem kanserim. Gidemem kanserim. Yiyemem kanserim. Kalk lan dedim. Kaldır lan kanseri. Anlayışın kafana. Her şeyi yiyeceksin dedim. Kaç bir de ağzında kanserim dedim çıkmayacak. Meşgul olma dedim ya. Düşünceler kanserini canlı tutuyor. Oysa beden onu öldürecek zaten. Kanserin yaymasının en büyük sebebi bilmezken tekti, duruyordu. Bildikten sonra bir anda çoğalması, yayması, ölüm çoğalması düşüncelerin yapıyor. O yayıyor. Şimdi bana dedi, sen şuur altı bilinci bilir misin dedi o adam. Şuur altı bilinçten haberin var mı dedi. Az çok bilirim dedim. Dedi ki, biz şuur altını canlı tutuyoruz dedi bununla. Tak tak yapıyoruz çünkü, tak tak yapıyoruz çünkü, suyu açık bırakıyoruz çünkü. Yoksa şuur devamlı çevre ve dış etkenlerle değişir, şuur. Gelenekle, kültürle, bilgiyle, çevreyle, dış etkenle şuur değişir. Şuur altı pek değişmez ama örtülür. Örtülebilir. Örtülüp kayıp olmaması için devamlı canlı böyle tutuyoruz insanları dedi. Onun için vuruyoruz. Hani o tabakları kapıya vurarak, gürültü yaparak hapishanedekilerin nefretini kazanıyor yani. Niye? Ya rahatsız ediyorsun kardeşim takır tukur. Ama bu ara kendisini canlı tutuyor, kendisini dönmeye fırsat vermiyor. İşte sonra vay be dedim, dava adamlarına bak dedim kendime. Sabah 7, akşam 12 dahil devamlı eylem. Dışarıya değil kendilerine davayı, yani dışarıya bir mesaj vermiyorlar. Bu kapı vurduğu zaman öteki koğuştakiler bu kendisine mesajdır bu. Bak devamlı eylem dışarıya değil kendilerini davaya canlı tutmak için yapıyorlar. Kendilerini davaya canlı tutmak için yapıyorlar. Bunlar hep hatırlatıcı modeller, simgeler, semboller ya. Mesela Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan da böyle. Ya. Maalesef 5 vakit namaz bize zor geliyor. Kilise çanı da aynı konularla çalıyor. Bilinçlerinden sökülüp atılmasın, yani diplerde kalıp unutulmasın, vitrinde kalsın dava, kimseler alamasın davasını elinden diye cevabını şey yapıyor. İşte seni subhanallah elhamdülillah, bu su açmak gibi, kapıya vurmak gibi veya pervane aşağı yukarı, çatalcıya giderken elektrik pervane aşağı yukarı, aşağı yukarı, bunlarla elektrik indükleniyor, imal ediliyor. Seni canlı tutuyor. Mesela kapıya vurarak, suyu açarak biz de Eşhedü en la ilahe illallah ezanla devamlı şuur altımızı canlı tutuyoruz. Tekrarat-ı Kur'an hakkında Bediüzzaman Hazretleri 19. sözde ve Kastamonu'da şöyle diyor, 19. sözde diyor. Niçin bazı şeyleri Kur'an tekrar ediyor? Hulasa ediyorum. Çünkü o tekrar ettiği konu iki sebeple. Bir, insan ona çok muhtaçtır tekrar ettiği şeyi. Ama insan, Bülent, onu çok unutur. En çok muhtaç olduğunu, en çok unuttuğu şeydir. Onun için tekrarat-ı Kur'an var. Çok garibime gitmiştim. Almanya'da bazı yerlerde 15 dakika, bazı yerlerde 1 saatte bir çan çalar. Pazar gününe adam topluyorlar zannediyordum. Çan çalarak pazar günü, onların ibadet günü duadır. Ben zannettim ki pazar gününe insan topluyorlar zannediyordum. Pazar günü kiliseye aynede gittim. Ben gittim.
Her pazar giderim mutlaka. Ya Katolik'e ya Protestan'a giderim. Protestan Martin Luther kurmuş Katolik'e karşı. Almanya'daki adı Prut'tur. Prutluk, Prut. Protestan Türkiye'de Protestan. Almanya'da aynı hareketin adı Prutluk. İngiliz'de, İngiltere'de Protestan. Amerika'daki adı Evangelist. Abi Almanya'da da Efendi'ye gidiyorlar. Evet, başladılar. peki ben pazar günü hep onlara gittim, kimseler yoktu. Peki ya kimseler gelmediği halde daha niye çalıyor? Gelmesen bile kafan burada olacak. Seni bağ bırakmıyor. Peki hocam bu namaz, tesbihat bunlar iş yapmıyor mu? Sinmiyor mu? Aynı, bizde o namaz, tesbihat da bizi canlı tutmak içindir. Bizde bu, bunlar da bu. Peki siz dediniz hani, geldim hala bana şu oldu mesela. Yani Mahmut, tabii ki benim kalbim, ruhum, aklım ezanı da istiyor. Ama bir tarafım var ki çanesi eksikliğini bana hissettirdi. Bir şey eksik. Almanya'dan indiğim zaman bir iki gün sürüyor Türkiye'de. 20 gün bir ay kaldığım zaman Almanya'da, Fransa'da vesaire Belçika'da şuradan orada. Çan sesini, çünkü senin elinde değil ki. O insanda bir serbest bölge var. Peki bunlar ne veriyor biliyor musun? Hı. Oraya gitmek istemiyorum şu. Girmek istemiyordum madem sordun. İnsanın fıtratını kendi elinde olmayarak, kendi elinde olmayarak etkileyen 4 ana tema var. Külliyattan bulduğum. 1. Zaman, yaş. Yaşın insan üzerindeki baskılayıcılığı var. 2. Mekan. Kiliselerin bulunduğu yerde. Bana bir şey olmaz. Ona benim gibi adam ya. 50 küsur yaşındayım. Ve dershanede vakfı hayatta geçmiş ömrüm. Almanya'da bir ay kalınca beynim çan eksikliğini hissediyor. Mekanın insan üzerindeki baskılayıcılığı, zaman, zemin, Osmanlıcası zemin, mekanın insan üzerinde, tam, yedi, mesela bir yedi, annen hamileyken 0-4 ay arası ne yemişse, bebek ona bağlı, biz ona bağlıyız. Yani çok onu isteriz. Mesela lahana isterim ben, balık isterim ben, tam, ne anam onu yemiş. Musa Aleyhisselam'ın zamanında çocuklar çirkin oluyordu. Cenab-ı Hakk'a sordurmuş peygamber vasıtasıyla çocuklar niye çirkin diye. Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Musa Aleyhisselam'a söyletiyor. Diyor ki kadınlar hamileyken 0-4 hamileliğin 0-4 ay arası ayva yerse çocuklar çok güzel olur. İnsanı etkileyen zaman, zemin, mekan, taam, yedi, libas, giydi. Ya bana bir şey olmaz. Elbiselerim böyle yapar. Yani şöyle elbise giydim, tanımlamak istemiyorum. Ruhunu öyle yapıyor. Ne yaşadığın gibi inanmaya başlarsın der Hazreti Ömer. Eğer inandığın gibi yaşamazsan, bana bir şey olmaz zannetme yani. Yaşadığını inancına dönüşür. Onun için mekanın insan üzerine tesiri azimdir. Şöyle bak göstereyim size. Burada. Bak, lazım olur. Tasavvur. Bildiğiniz bir şey. Taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Bu Müslüman yorum, Müslümanın itikadı. Müslümanın, şimdi, burası da tasdik. İlmi anlatacağım size. Hani baskılayıcılığını. İzan. İltizam.
İyi sindi mi abi? Sıkıntı yok değil mi? Çok iyi. İltizam, itikat. İtikat. Bu kafirin. Kafirin. Serbest bölge. Çan ve o tabak vurmalar neymiş? Burası nedir o? Söyleyin. Berza. Evet, Berza. Bir taraf. Bir taraf. Berza. Bu, buraya kadar ineceğim. Daha gitmeyeceğim. İlim. Sevgili kardeşler, buraya şeytan, kafir cinler, erbahı habiseler, mevaddi şerireler, kulum vardı. Şurası, bunun karşısı, melekler. Müslüman, şey yapmayayım, cinler, bunun karşıtı erbahı aliyeler, mevadi aliyeler. Bak şurada, bunlar da buraya atıyor. Şimdi bak, şimdi baskılayıcı anlatayım. Şeytan buraya atar. Bunun adı serbest bölge. Buranın özelliği dörttür. Her şeyde dört. Dört kıyılı çanta. Her şeyin her mertebesini bulunabiliyor. Her şeyin her mertebesi var. İki. Her şey her yerde. Üç. Kafayı iksirleyip kalbi mayalandıran yapı. Dört. Çoğu zaman insanın ihtiyarında olmayan, irade ve ihtiyarı dinlemeyen 75 lemalarda diyor ki, insanda teşhis edemediğim iki tane latife var diyor. Bir iki tane latife var diyor. İnsanları yanlış yollara sevk eder, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler diyor. Yanlış yollara sevk ederler diyor. Tamam mı? Bir iki tane latife. Bak, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, yanlış yollara sevk ederler. Kendisine rağmen tam o anda tepesine şeytan biner. Senin hakkı istidadın zaten yoktu ki, kaderin budur der diyor. 278 sözlerde diyor ki, insandaki diyor tahayyül ve tasavvur ihtiyar ve iradeyi dinlemez diyor. Orada izah etmiş. Kur'an yönteminde bir yerde icmal eder, bir yerde tafsir eder, içini ortaya çıkarır. Bak bir iki latife, bir bu, bir de bu. Bu şekil, bu düşünce. Buraya şeytan atar, kafir cinler atar, erva habiseler, videolar, müzikler, filmler, cinler, korkutucu videolar YouTube'da. Yani insan olumsuz haberler, olumsuz filmler, aile dizileri buraya atar. İster istemez. Dışarısı kahvedir. Kahve. İçeride kahve değil artık. Enerjidir. Bitti o. Dışarıda filmdir. İçeride o filmdeki ana tema, verilen tema ve oynayan kişilerin ruhsal yapısı oluyor. Aktif oluyor. Dışarıda çan sesi ama içeride... Bak, mesela bir şey söyleyeceğim. Bunu Bülent siler videoda ama size demem gerekiyor. Mesela haram bir şeye bakarsanız, ne aklınıza geliyorsa, o haramı yapan zatın, kadın ve erkeğin, bakarsanız, o anda hangi modda ise psikolojisi, aynı kopyala yapıştır oluyor. Bunu Sözler 410'da söylüyor. Diyor ki, modda bir çıplak kadının vücuduna bakmak, filmdeki ve resimdeki bir kadına bakmak aynı.
ama biz farklı. Ölmüş kadının filmleri var. Ölmüş kadının cesedi de filmi gibidir. Ha, buraya erval habiseler seyrettiğimiz ve dinlediğimiz olumsuz her şey. Sonra mevad-i şerire olumsuz mekanlar, meyhaneler, kötü yerler vesaire isimlendirmek istiyorum. Bunun karşıtı olarak şeytanların yerine melekleri ilham eder, vahiy aktif eder. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Bu vahidir. Ay. Bunun müvekkili melaikedir. Bu kendisinin oraya girdiği zaman aktif oluyor. Aslında ben ses olarak diyorsunuz ama sizin kulağınızda ses değil. Bunu temsil eden melek aktif oluyor size. Melek, Müslüman cinler, kafir cinlerin zıttı. Yani güzellikleri ilham ederler sana, ilham ederler. Bu vahiy ederler. Vahiy. Ya nasıl vahiy ya, insan peygamber mi? Vahiy 5-6 tanedir. Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyettik diyor Allah. Yusuf Aleyhisselam çocukken kuyuda vahyettik diyor Allah. Arz dağa vahyettik diyor Allah. Semalara vahyettik diyor Allah. Çok şaşıracaksınız. Cinlere ve şeytanlara vahyettik diyor. Ama peygamber de vahyettik. Vahiy meratibi var. Dolayısıyla okunduğu zaman insanda aktif oluyor o vahiy. Erman Aliye'ler, güzel filmler, güzel sesler şu anda. Güzel videolar, güzel şeyler. Mevlana Aliye'ler de güzel mekanlar. Medreseler, camiler, manzaralar. İnsan buraya atılıyor. Buraya atıldığı zaman hangisi galipse ihtiyar ve iradeyi dinlemez. Bu taraf galipse. Peki burada ne yapılır arkadaşlar? Şuradan süzülür. Süzülür, süzülür, süzülür. Akıl nedir? Tarafsızdır. Hasan abi, ruhanilerin bir şeyi var mı bu şeyde yukarıda? Burada hep canlıdır, ruhludur. Yok, ruhaniler mesela o melekler, cinler. İşte bu ruhaniler buraya giriyor. Ervah abi. Ervah abi. Evet, tabii canım. Mesela şu anda iyi sözlerin, sendeki, bende akılda şey, kalpte mail çıkıyor. Vicdaniyat, ağzına çıkana kelimenin içini söylüyorum, kelime. Vicdaniyatın var, dimağın var, kelimeye dönüşüyor, senin dimağını atıyor, senin kafanda ruhaniyat oluyor. Şimdi buradan akıyor damla damla, tamam mı bak? Damla damla akıyor, damla damla akıyor. Akınca bu bir taraf, hangisi galipse öyledir. Örnek vereyim. Kafir dedi ki, ya bugün bak aklım böyle bir ahmaklığı var. Akıl öyle bir şey ki, hayal ile gelen resimle, gözüyle gördüğü resim, rüyada gördüğü resim aynı. Bu demez ki hayali geldi. Onunla ihtilam doluyorsun. Hakikatin gibi. Akıl, ya bu hayali geldi bu resim. Bu rüyayla geldi, bu gerçekle geldi, tefrik etmiyor. Tefrik etmediğinden mi abi, üstünlüğünden mi bu? Yani böyle sistem böyle çalışıyor. Yani. İçeriye ne giriyorsa. Ha gözüne girmiş, ha düşünceyle girmiş. Buraya girdi. Bu mesela daha burada dedik ya bugün derse gitmek istemiyorum ama hakkı sana öğretiyor. Tabii canım, yani yorgunsun, şeysin, evde de okursun. Bir sürü 10 tane sebep şey yapar. Veya bugün derse gitmem lazım. Tabii canım, davandır senin ya, insan canını tutar falan. Karar verin, kafa, akıl ona çalışır. Kafa çalışıp da meylimiz olmuyor. Meylimiz olup kafa çalışıyor. Bir daha. Düşündüğümüzden dolayı meyil ortaya çıkmıyor, meyil ettiğimizden dolayı düşünceler ortaya çıkıyor. Çünkü onlar diyor, hakka niyetleri yoktu diyor. Oysa aklı ikna edecek, gözü mucize görüyor, aklını da ikna edecek peygamberin sözlerini dinliyor, mucizelerini görüyor ama onlar hakka niyetleri yoktu diyor. Akıl noktasına malzeme tamam. Çünkü akıl kalbin bir ayağı, vicdan kalbin öteki ayağı, sultan kalp, meyil. Bu taraf olduğu için, bakar mısınız? Sonra oradan akan ilim oluyor.
tasdikleneyim. Peki izah ne oluyor? Buradan izandan vicdana atılıyor. Vicdanı oluyor. İyi çek. Eğer buna nokta koyarsanız olmaz. Takke koyacaksın. Vicdana ait. Bu diman vicdana atılan kapısıdır. Sonra bu iltizam. Hasan abi şöyle bir konuşma yapalım. Eyleme dönüştürülüyor. Bitireyim. Hı hı. Eyleme dönüştürülüyor. Eylem. Bu da yaşadığın şey itikadın oluyor. Kabul görüyor yani. Kabul görüyor. Kafirinsi de şu. Aynı sistem kafire böyle çalışıyor. Batıla itikad ediyor. Puta itikad ediyor. Şirkleri fail kabul ediyor. Vesaire. Onun artık vicdanı vicdanı yok. Onun izanı zaten... Yok, bu kapalı. Burası hatamallahu ala kulubihim. Bitti yani. Şey yok. Onun da batıl bir ilmi var diyor. Mesela ilimin üç tane şeyi var. Tekvinde anlatmıştım veya anlatacağım. Bir, madumlar var. Mümkünler var. Mümteniler var. Mümteni ne demek? Şirk. Yani itibarda var ama hakikatte yoktur. Mesela Allah'ın şirki. Hakikatte yoktur. Aslında yok. Ama insanın kafasızlığında var. Emri itibarilerdir. Nisbiler değil. Dışarıda yok öyle bir şey. Anladın mı? Şimdi arkadaşlar bu dersler aslında okuduğumuz dersi var ya Risale'deki eylemsel hali. Okuduğumuz nereye tahsil? Bak dikkat kelimesi var ya dikkat. Kaç hafta uğraştım. Dikkat ne demektir? Dikkat diyor ustad evlenirken kızın mehri neyse nikah şartıdır değil mi mehir? İki tane Müslüman şart, bir de mehir. Üçüncü şart var. Kabul, kabul etmesi. Kız kabul etti. Erkek de kabul etti. O kızın mehri neyse, hakikatin mehri de dikkattır diyor. Bu derse mehir vereceksiniz. Dikkat. Onu ben size trafikten örnek verdim. Memur iş yapıyor, dosyayı atıyor. Ver dosya, kaydediyor arabanı, atıyor depoya. Depo yığıldı. Bir ay sonra lazım oldu dosya isteyecek. Memura depoya gidip de dosya nereden olacak? 265. dosya nereden olacak? Ha, biz bilgileri atıyoruz depoya fakat tasnif etmiyoruz. Böyle etmiyoruz. Bu dikkattır. Depoluyoruz. Lazım olunca kullanacağız. Bunu bir kullanayım ben mesela. Ne oldu abi? Canım sıkılıyor ya. Hemen serbest bölgeye adam atıyor. Şu anda serbest bölge aktif. Canım sıkıldığı zaman hemen yapınca ona şeytan mı aktif, kafir cin mi aktif, erval habise bir video mu aktif? Yani 5 sene, 7 sene önce aynı saatte bilmem ne filmi seyretmiştim. Tamam. Şuur altı aktif oldu. Yani o sıkıntı senin alakası yok. O buradaki şerlerin galip olduğu o anda. Burası serbest bölge kardeşim. Endişe etme. Hat mesela uygulayayım. Abi ya benim imanım gitti galiba ya falan. Mahremim, namahrem şeyler hissediyorum. Allah hakkında şöyle, acaba imanım var mı? Kefenden korkuyorum bir sürü yani. Duyarsın, sen doktor fazla duyar, ben de duyuyorum. Değil mi söylüyor? Nerededir o abi? Tasavvurda. Ne attın? Serbest bölgenin tasavvuru, düşünce, negatif düşünceler aktif. Sana zarar var mı? Hiçbir zararı yok. Burası serbest bölge. Neydi dördüncüsünün adı? Her daim insanın ihtiyar ve iradesini dinlemez. Nerede söylüyor? Lemalar 75. İnsanın ihtiyar ve iradesini hemen yeri gelmişken... Abi devreye gireceğim, bana da bir sürü ayıracağım. Tamam ayıracağım. Şunu, hem insanın latifeleri içinde, elime bakın, teşhis edemediğim bir iki latife var ki bunların içinde, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. İhtiyar burada. Neyi dinlemezlermiş? İhtiyar ve iradeyi. Demek onun dışında olacak.
Belki de mesuliyet altına giremezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar. Beni dinlemiyor. Ben yapıyorum ama. Nasıl olur ya? Olumsuzlukları ben mi düşünüyorum? Kızıma, anama oturduğu düşünceleri ben mi getiriyorum? İmansız olursam bilmem, kalp krizi geçirirsem böyle geçirdin mi ki? Öldün de mi ki? Ölüyor musun ki korkuyorsun? Öleceğim. Yani istesen de ölemezsin ki. Bunlar kim yapıyor? Bu yapıyor. Diyor ki, insanı o latifeler hükmedince hakkı dinlemiyorlar. Yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan adama telkin eder ki, senin istidadın hakka ve imana muvaffuk değil ki. Böyle ihtiyarsız batı şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir. Peki, bir iki tane teşhis edemedim dedi ya. Bak sözlerde ne diyor bu? Bak sözlerde. Bambaşka bir şey ya. Hak ediyor. Kurbanım. Sen de bir kitap yaz da ona hayatlar verilsin. Nasıl öpmeyeceksin? Din adına sipsiyah kaplı insanların uzantısı olan elini öpüyorlar. Şuraya bak ne diyor ya. Duydunuz mu ne diyor? İnsanın ihtiyar ve iradesini dinlemeyecek bir iki latife var. Yani insana rağmen yanlış şeylere sokuyorlar. Mesuliyet yoktur diyor o anda. Kurtarıyor işte burada. Kur'an'da insan günah, Müslüman odur ki günah yapmaz demiyor Kur'an'da. Ana teması Kur'an. Ama Müslüman odur ki yeise kapılmaz. Ümitsizliğe kapılmaz. Bak o teşhis edemediğin bir iki latifeyi ne diyecek bak şimdi. Ya bambaşka bir kitap ya. Okuduk. Okuduk ama okuduk. Seslendirdik. Ne bileyim ben okuyamadım da doymadan gideceğim bu dünyada. Bak. Diyor ki, sayfa okuyacağım şeyden, sayfa 277'den ama 278'den. Ve sesi sensinle diyor ki, tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi tevehhümü küfür vehim, küfür dahi küfür değildir. Tasavvuru dalalet, görüyor musunuz? Tasavvuru dalalet, dalalet olmadığı gibi tefekkürü dalalet dahi dalalet değildir. Çünkü esas şimdi bu, 278. Hem tahayyül, hem tevehhüm, bunun içinde ama yani tahayyülle tasavvur arasında bir berzah gibi. Yani tasavvurun kapısını ilk, yani şöyle diyebilirsiniz, tahayyül ile tasavvur arasında bir tevehhüm var. Veya tasavvurun ilk kapısı, bak ne diyor? Hem tahayyül, elimi koydum. Hem tevehhüm. Hem tasavvur, şimdi geldi buna. Hem tefekkür, şuraya gelecek. Hem tasdik, yani tefekkür buna. Tefekkür, tasdiki akliden, izan, kalbiden ayrıldılar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler bunlar. Serbest bölgeyi görüyor musun? Nereden çıktı serbest bölge? Serbesttirler diyor zaten. Biz de oradan koyduk da serbest bölge. Serbesttirler. Onlar neymiş levalarda? Dinlemiyorlarmış ihtiyarı ederler. Çünkü serbesttirler. Sonra tespit edildi. Tahayyül ve tasavvur, tevehüm, tefekkür serbesttir kardeşim. Abi ben bir kere girmeyi de öyle. Sen gir şimdi. Tamam. Şimdi Hasan abi, şimdi bu zamana kadar neden böyle düşünmedim ben bilmiyorum da. Şimdi şöyle düşünüyorum ki, Hasan abi diyelim ki rüşt olmamış bir insan, bir bebek diyelim Hasan abi. Çocuk genç. Çocuk. Şimdi bebekler özellikle melek hükmündedir deriz ya Hasan abi. Yani onların tahayyülü tasavvuru Hasan abi bütünüyle melek. Yani şunlar galip. Hasan abi ben öyle değil. Ben şöyle düşünüyorum Hasan abi. Onların zaten şeriat-ı fıtriye var ya Hasan abi. Evamiri tekviniye. Yani bu abi zaten yaratılışta yani şunu siz demiştiniz ya Hasan abi. Geçen bir önceki pazar dersinde terk ile şunu kestiğin zaman evet. Zaten problem kalmıyor. Yani şu. Bundan nasıl kurtulacaksın demiştin. Evet. Buradan nasıl kurtulacaksın bunun şerrinden? Bir şey yapmamak.
Yani sen devam edeceksin. Buraya nasıl hakim olacaksınız? Hakim olmaya çalışmamakla. Bir daha. Buraya nasıl hakim olacaksın? Hakim olmaya çalışmamakla. Peki nasıl muktedir olacağız? Hiçbir şey yapmıyorsun. Kabloyu kes. Bunun adı, boşluğun adı terk. Terkler. Defi mefasit, celbi nefa. Yani takva nedir? Sabah namaz kılmak, sabah akşam her gün oruç tutmak değil. Takva, menniyattan iki, günahlardan iştinab etmek. Ya bir şey yapmamak, günah işleme ya, hayır yapmak değil ya. Yapma. Ha, şimdi sen devam et. Abi, yani bunlar da atıyorlar, bunlar da atıyorlar değil. Kanaatim. Tamam. Bunlar zaten burada. Hı hı. Fıtri olarak abi. He. Anlatabiliyor muyum? Rüşt demek bunların atmaya hak kazandıkları vakittir. Rüşt, aktif olma. Aktif olma vaktidir. He. Blue çağı. Yani blue çağı. Yani blue çağına girince artık bunlar aktif oluyor. Aktif oluyorlar sana abi. Hı. Artık müdahale edebilir vaziyette geliyorlar. Yani bunlar zaten peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam aynı şeyi teyit ediyor. Şeytan böyle nasıl kan vücudunuzda dolaştığı gibi kanda şeytan dolaşır. Var mı diyorum şeytan? Var diyorlar. Peki şeytanın en büyük tuzağı nedir? Bak şeytanın en büyük gizli olmaktır değil mi? Risale'de şöyle geçer. Kendine tabi olanları kendini inkar ettirmektir. Canım istiyor. Sen mi istiyorsun? Nefret etmek istiyorum. Kurmak değilsin. Kim istiyor? Sen misin o? Kendine tabi, kendini inkar ettin. Şeytanın şuurunu inkar edersen, şeytan yoktur dersen, eğer şeytan şuurun yoksa, her isteği, her doğan istekler kendinden zannedersin. Oysa adam istiyor, ben istiyorum diyorsun. Adam diyor ki bir tane şey sigara yak diyor, cin istiyor, cinler dumanda yapılmış. Ben istiyorum diyor. İsteyen o adam ama isteğim olmuş. Arzusu arzum olmuş. Gitmesi gitmem olmuş. Ha şimdi sen evet. Yani Hasan abi ben şöyle düşünüyorum Hasan abi. Diyelim ki yani ben orayı bozmadan isterseniz şurada şöyle bir Hasan abi. Diyelim ki şu tahayyül ve tasavvur ya Hasan abi. Evet. Tahayyül. Tasavvur Hasan abi. Hı. Şimdi burada şöyle bir mücadele var Hasan abi. Dışarıdan saldırı var. Bu fıtrat, evamül-i tekmiye burada başlıyor Hasan abi. Tamam mı? Buradan da dışarıya bir saldırı var. Hasan abi eğer biz terklerle ki sanki Hasan abi şu etrafını çevirdiğimiz sanki tahakkule bağlı gibi Hasan abi. Zaten öyle tahakkul, evet. Evet yani tahakkul burada ama sanki şu çember tahakkul gibi Hasan abi geliyor bana. Yani şu kesmeyi de tahakkul yapıyor Hasan abi. Anlatabildim mi? Akıl odur. Yani akıl odur ki. Ne diyor? Akıl odur ki diyor ya abi. Evet. Kötüyü bırakır, iyi tercih alır diyor. Sözlerle. Yani şu çatışma Hasan abi blue düşt olduğun zaman şunlar hak kazanıyorlar, saldırı başlıyor. Eğer şu galip gelmezse, şu galip gelemezse bunlar hakimiyet kuruyorlar buraya. Yani bu zaten fıtratta, şunlar zaten bunun içinde Hasan abi. Yani o dışarıdan atıyor, o dışarıdan atıyor değil gibi anlıyorum sanki, bilmiyorum. Yani şeyim Hasan abi, bunlar zaten içeride ama sen sürekli o bahsettiğiniz kötü yerlerde kalırsanız bunlar artık güçsüz kalıyorlar Hasan abi. Onlar baskın geliyorlar, içeri girip buraya hakimiyet kuruyorlar Hasan abi. Cennete giriyorlar. Daha aynı şöyle durun. Burada olanlar erbaa habiselerin içerisinde nefs-i emmari var. Buraya gelince nefs-i levvame, muhlime, mutmaine, raziye, safiye sistemde var. Hı-hı. Ama şeytan hariçte. Şeytan hariçte. Çünkü şeytan bizim dışımızda bir şey. Onun şakirti bizde. O dinler diyor. Nefis devamlı diyor. Şeytanı dinler. Burada sistem itibariyle nefs-i emmari var. Yani bu erva-ı habise dediğimizin içerisinde, ona girmediğimiz için. Bu sistem burada zaten, evet var. Bu aktif oluyor. Hani şeytanı biz dışarıda böyle vurmuyor. Zaten dimağımıza
sözlerde diyor, lemaatta diyor ki kafasında bir gizlenmiş bir hennas var diyor. Hennas şöyle bir şey. Beni hayal et şimdi. İki kata. Ana uçuyorum. Böyle bir bakıyorum yukarıya. Gafur, gafil. Pat 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 yukarıya çıkıyorum. Bir şeyler yaptırıyorum. Gafur ya yakalayınca hemen kaçıyorum. Ona kim yaptırdı lan ben? Nasıl dedim ya? Niye dedim? O hennastır. Sana yaptırır ortada kimse yok. Hatırlayınca, fark edince yok. Gafil önce tepene biniyor. Bunlar tabii burayı çizdik ama bunun içinde zaten. Evet. Değil mi abi? İçinde canım. İçinde. Ama burada da şeytan kanınızda dolaşır gibi içeride. Ama serbest bunlar. Bir derece serbesttirler diyor. Serbest bölge. Ha? Serbesttirleri biz bölge tanımladık. Serbesttirler diyor sözler. Açık söylüyor. Bunlar serbesttir. Ha, burada aktif gafur. Ben bir sana sana. Şu çizgiyi biraz kalın yapalım. Değişik bir şey. Taat koy. Ondan sonra devam edin diye düşünüyorum Hasan abi. Ben de bir şey söyledim. Bir de geçen gün söylemiştiniz Hasan abi. İzanı kalbi. Yani tasdik ve ezan arasında. Evet. Diye söylemiştiniz. O da çok enteresan. Çok şu, abi. Sıra şu bak. Evet. Yapayım göstereyim de madem şey. Alim benim. Yani karamazsın Ali. Ben bir şey demiyorum ya. Anladım. Dava adamısın. Yağlayacaksın. Çok güzel bir cümle. Alim duymamış ol. Tamam mı abi? Bak ne gördüm biliyor musun? Şunu gördüm. Arkadaşlar. Kardeşlerim. Şu tahayyül ile. Bak şöyle. Tahayyül. Tasavvur, taakkul, bunun sıra, bunu 706 sözleri söylüyor. Tasdik, izan, iltizam. Haleti rüyamızı yapacaktık ama buraya soktunuz. Çok güzel oldu. Tamam. Şimdi diyor ki sözler 278'de. Bunun arasında diyor, tevehüm var diyor. Hatta oraya girmiyor diyor. Bunun arasında diyor, tefekkür var diyor. Bunun arasında izan-ı kalbi var diyor. Ondan sonra bakayım. Tefekküre tasdik-i akli var. Ha, şuna da tasdik-i akli şurası. Tasdiki aklı var diyor. Aklı var. İzanı kalbi var. Ha, hepsi farklıymış. Bunlar sanki ara format gibi. Geçiş. Veya tevehüm tasavvurun ilk sıfatı. Mesela bina kapısından girersin sen de hola gelirsin. Ondan sonra mutfak, tuvalet vesaire takılır. Gibi de olabiliyor. Bunlar bak ne diyor önce diyor ki hem tahayyül hem tevehüm hem tasavvur hem tefekkür tasdik-i akliden böyle gidiyor bakın DNA kromozomu gibi evet. DNA izan-ı kalbiden ayrıdırlar diyor kalbe ondan sonra itikat olacak ya. İşte böyle bir şey. Evet. Elhamdülillah. Ne? Bunu mu? Niçin öptün? Bu ne biliyor musun? Halit sanırım. Bu benim, ben. Buraya bakarak kendime bakıyorum. Nasıl? Aynaya bakıyorum. Gözüken kim? Bunun saçını tarasana. Bunu niye tarıyor? Bunu görmüyorsun ki. Gördün budur. Saçımı tara. Ha. Burayı görmek için buraya bakacaksın. Buradan buraya bakacaksın. Bununla bu o kadar özdeş. Aynı ki. Oysa bunun saçını tara. Gördün mü? Bunun saçını tara. Bu gözde bunu görmüyorsun ki. Bu gözde bunu görüyorsun. Buradaki gözde bunu seyrediyorsun. Ha. Risale-i Nur'a bakıyorum buraya bakmak için. Ayna gibidir. Evet. Allah Resulü de diyor ya, ben aynayım, herkes kendisini bende seyreder. Müslüman, Müslüman aynasıdır. Yani buraya yazdım bu kafan. Allah'ın ikramı, meşgul ola 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 şimdi bende böyle bir alet oldu. Mesela tahayyül tasavvur deyince hiç harca gitmiyorum. Hep kafamda
taahhüt, tasavvur. Yani mesela bir misal vermiştim pazar günü. Elma deyince dört harf hiç kimsenin hatırına gelmez. E, L, M, E, A. Elma hatırına gelir. Muz. Üç harf hiç kimsenin hatırına gelmez. M, U, Z. Muz gelir. Yani bu da harf gelmiyor. Taahhüt deyince bana oraya geliyor. Tasavvur oraya geliyor. Yani buraya bakarken aynaya bakmak gibidir. Kendimize bakmak için. Devam edelim. Abi şu tevehüm, tefekkür, tasdiki, akli, izanı, kalbi. Bunların şeyi de var mıdır abi? Üçüncü yol olarak da var mı? Bu tarafta. Yani... Evet evet aynı. Öyle değil mi abi? Ama şeyde bitiyor. İzanı, kalbi de bitiyor. Tasdiki, akli de bitiyor. Tefekkürleri var. Var değil mi abi? Tefekkür şeyleri var yani. Tefekkür değil, düşünceleri var. Tefekkür yok. Tefekkürle düşünce karıştırılıyor. Düşünce tasavvur şeydedir, taakkuldedir. Tefekkür ulvi şeylerdedir. Fikir yoldur. Onların düşüncesi bizde tefekkür gibi. Tefekkürde daha kutsilik var, ulvilik var. Kafirlerde tefekkür yok, düşünce var. Kafirlerde irade yok, ihtiyar var. Abi burada taakkulü şey yapıyor, arada çıkarıyor yani tevehüm, tefekkür ikisini ayrı, tasdiki akli ve izanı kalbiyi ayrı olarak tanımladı. Taakkulü de sanki, tabi biliyoruz serbest bölgede değil taakkul ama taakkulün de yani çok o kadar şeyi olmadığını, kıymeti olmadığını anlıyorum. Yani akıl, hür olman için bu dünyada bu şekilde bir sıfata sahip. Aklın özelliği insaftır. İnsaf Arapça'da nısıftan gelir, yarılamak. Hakka batıl aynı duruyor. Tamam mı? Şimdi akıl bir cihazdır. Bilir misin ki ey termometre, Kabe'yi ölç, Paris'i ölçme. Cihazdır. Aklın bir taraf olması, berza olması, her iki tarafa, cebir olması, hakka da batıla da uygundur. Aklın kendisi de cebir. He, cebir olmasın. Evet. He, şimdi şöyle bir cebir oluyor. Psikoloji sorunu şu, aklın en büyük belası akıldır. Düşüncenin belası düşüncelerdir. Kötü düşüncelerden kurtulmak için sen kendi düşünceni, neyini kullanıyorsun? Düşünceni. Düşünceni düşüncenle değiştirmek çok zordur. Doktora gittiğin zaman düşünme, meşgul olma, bu çare değil. Çözüm değil, o da biliyor düşünmeni. Bu değil. Yöntemini gösterip kıblesine koymaktır. Tamam mı? Yani korkutturma. Ya düşünme çok şeydir. Hayır, dur bir dakika. Taakkulun özelliği var. Tamam mı? Taakkul nedir? İki tarafa açıktır. Bu sendeki gözüken düşünceler, şekiller gayet normaldir. Bana niye vesvese geliyor? İnsan olduğum için. Garip garip niye düşünce geliyor? Serbest bölge olduğu için insansın yani. Çünkü senin düşüncene, fikriyatına ufuk açmak, geniş yapmak. Okyanusta düşün, ucu yok, sahili yok. Okyanusun dibi yok, yukarısı yok. Ha, bunlar böyle yapar. İnsanlara yüksek, derin, geniş yapar. İnsanı küllileştiriyor bu sıfatlar. Küllileştirmek içindir. Şimdi devam edelim Halet-i Rüya aynasında. Gene geçelim şeye. Dan 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 veya çan. Dam 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 veya bizde Subhanallah, 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 Subhanallah. Bu tekrardır. Tekrar şuur altını devamlı aktif etmek içindir. Tekrar pervanelerin Çatalca tepesinde var. Elektrik üreten pervane. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bir adam çıkıp dedi, böyle dediğini duydunuz mu? Ne ya aynı şeyi tekrar ediyor ya. Bu ne biçim şey ya? Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ne aynı şey tekrar edilir mi? Ona demiyorsun Kabe'de de tekrar değil. Pervanenin aşağı yukarı çıkması tekrar değildir. Hepsi yenidendir. Gaye elektrik imal etmektir. Tekrar değil. Başka? Yardım et ki yardım olunasın. Kötülük edene iyilik et ki ona sahip olasın.
kendine razı olduğun sözü insanlara söyle. İbrahim Hakkı Hazretleri demiş. Bu cümle onun. Hadis-i şerif bir mana. Allah'ım senden sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dost doğru bir ahlak istiyorum demiş. Şimdi bizim şey, günahların affını kimden istiyorsan kendini ona teslim et. Hazreti Ali demin söz, Allah'ın dinini düzelten kişinin dünyasını da Allah düzeltir. Kendimle alakalı bir şey, sevdiklerinizin kıymetini biliyoruz da bizi sevenlerin kıymetlerini pek bilmiyoruz. Bizim sevdiklerimizin kıymetini biliyoruz. Kafur, sevdiğinin kıymetini. Ama seni sevenlerin kıymetini bilmiyoruz. Selivri hapishanesi diye bir şey koydum. Ben aklınıza geldiğim zaman mı yazılacak? Orasını kesin. Maalesef. Maalesef sevdiklerimizi kaybedince kıymetini biliyoruz. Elimizden gidince biliyoruz. Ben böyle bir çare buldum. Biz sevdiklerimizi, iyi şeylerimizi elimizden gidince biliyoruz değil mi kıymetini? O zaman anlıyoruz. Eyvah! O zaman diyorum ki, hayalen sevdiklerinizi öldürün. Hayalen elinizdeki nimetleri yok edin. Sonra onların canlı olduğunu düşünün, öyle bakın. Madem biz ölmeden kıymetini bilmiyoruz, o zaman hayalen öldürün, sonra sahip çıkın. Bazı insan kazanmaktan, iyi olmaktan hoşlanıyor. Hatta hürmet edilmekten, değer verilmekten sıkılıyor bazıları da. Beş, 11, 2017 diyor ki, bir antika bir şey anlatacağım şimdi. Bu da çok ilginç. 11. ayın 5'i 2017 köyde komşum olan bir hala, yaşlı annemin emsali. Bana dedi ki, oğlum evindeki lambalar yanınca kendimi çok güçlü, iyi hissediyorum. Yanmayınca kendimi yetim, kimsesiz, çok kötü hissediyorum ve yatamıyorum. Kötü hissedince canım sıkıntıyla yataktan fırladığım zaman camdan bakarım, hoca yok. Kötü hissediyorum. Işığın yandığını görürsem hoca burada. Kendimi iyi hissediyorum dedi bak şimdi. Ben de evden ayrılınca onun için lambayı hep açık bırakıyordum. Devamlı ben buradayım diye. Ve ona demiyorum. İşte sana nokta istinat. Nokta istinat. Oğlum orada. Oğlum orada. Hatta sen gidince İstanbul'a ben de çarşıya iniyorum. Sensiz bu mahallede kalamıyor. Korkuyor. Sıkılıyor. Peki bir hakikat payı var mı? Nokta istinat var. Çünkü her gün bir cüz okuyoruz, risale okuyoruz. En azından telefonlara cevap veriyoruz. 1, 3, 5, 7, 9, 19, 33, 99 metre çapında o alanda şeytanlar defoluyor. Onu rahatsız eden şeytanlar kaçınca o rahatlıyor. Bir hayal değil bu. Varsayım değil. Hakikati bu. Fakat siz yokken de lambanın yanık oluşu o tesiri yapıyorsa şahsi demek ki manevi. Niyet hasarı, evet. Şahsı manevi mi yoksa şahsı niyet? Şahsı manevi aktif. Hoca, Allah, peygamber. Hoca deyince aynı insandım. Hocalık sıfatı alınca aynı evlatta beni büyüten de mahallede. Annemin arkadaşı. Hoca, Allah, Kur'an bu. Kur'an okuyor. Bir şey olunca, sıkınca oğlum orada, hoca orada. Yani Kur'an orada. Nokta istinat. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Nokta istinatsız bırakmasın. Ya. Mesela böyle bir yerimiz var. Ya, çok önemli. Ya. İyi bakın şimdi buna da. Mikroskopla insana bakınca insan başka. Teleskopla kainata bakınca insan daha başka. Mikroskopla insana bakınca insan başka. Teleskopla, kainatla insana bakınca başka. Dünyaya bir yasağın ihmaliyle, yani
dünyaya, Adem Aleyhisselam, bir yasağın ihmaliyle dünya macerasına döndük. Bir yasağı açtı babamız, dünya macerası başladı. Bizim de bazı haramlar da içsel alemde başka maceralara başlıyoruz. Bir sistemi anlamak kendisiyle olmuyor. Başka sistemle nispeti tanırsınız. Mesela gözü yapmak ilmi yetmiyor. Gözü yapabilmek için güneşi de bilmek lazım. Ruhu yapabilmek için ahireti bilmesi lazım. Çünkü ruh ahiretin hulasasıdır. Çok acayip. Yani gözü yapabilmek için, mesela dili yapabilmen için gıdaların lezzetini bilmek lazım. Mideyi yapabilmen için kimyasal meyvelerin, armutların, muzun tadını midede, ulan muz diyoruz, var mı muz? Muz hemen aldınız. Yağ aldırmayacaksın. Manada var. Çay var, tamam. Geçen hafta. Çay ve petrol ofisi var biraz abi. Petrol, tamam. Sevindim. Bilimin, bak bu da çok önemli. Her bilim adamının her söylediği bilimsel değildir. Her bilim adamının söylediği her şey bilimsel değildir. İdealistliği öne çıkabiliyor. İdeoloji demeyeceğim. İdeoloji kendisinden farklı düşünene hakkı hayatı vermez öldürür. İdeoloji bu. İdealist sen öyle düşün, ben de böyle düşünüyorum. Her bilim adamının söylediği her şey bilimsel değildir. Her doktorun söylediği doktorluk değildir. Zanlarına da kapılabiliyor, akniyette olabiliyor. Şimdi iyi dinle şimdi. Bilimin delil olmasından önce, bilim delil olmasın, keşke bu bilim şey düşünen kafalara bu cümlem gitse şu. Bilim delil olmasından önce bilimi siz nasıl yorumlamalarınız da anlamlanır. Yani fizik böyle diyor. Fiziğin dediğini nasıl inkar ediyorsun? O fiziği nasıl anlıyor ki fiziğin dediğini onaylasın? O Allah böyle diyor. Ya sen nasıl böyle Allah'ın dediğine karşı geliyorsun? Niye şaşırıyorsun? O sen Allah deyince anladığını, o Allah deyince onu anlamıyor ki. Anladığı Allah'ın emrine muhalefet etmek gayet normal canım. Bizim mahalledeki muhtarın emrine muhalefet etmek gibi. Tolestoy'la bazı insan Allah'ı mahalledeki muhtar gibi biliyor. Bazı insanlar da, ekser insanlar da Allah'a cumhuriyet savcısı gibi ceza keser. Allah deyince cehennem hatırlıyor orada. Test yaptım. Allah deyince ne hatırlıyorsunuz? Dedim. Ekseriti mutlaka %60-70 cehennemi hatırlıyormuş. Çünkü anne, baba ve toplum bir şeyi dayatmak, yaptırmak için Allah yakar. Allah'ın cehennemi var. Allah'ı cehennemle, cezayla özdeş yaptılar. Oysa Allah muhabbet şeyidir. Allah bu kainatı niçin yaptı? Bir sebebi muhabbettir. Severek yaptı. Onunla, oğlum şöyle yapma, Allah şöyle yapar. Kendisine oğlunu itaat etmesi için Allah'ı kullanır. Aleti diyor. Çocukta da bu oldu. Ha, o zaman bir daha söylüyorum. Bilimin delil olmasından önce bilimi siz nasıl yorumlamalarınız da anlamlanır. Bilime ne mana yüklemişsen, bilimin söylediysen de o anlam bulur. Başka? İnsan doğruları ve yanlışları yapmaya kadar zamanı vardır. Zevk aramaya zamanı yoktur. Bir daha lapisane psikolojisiyle yazdım. İnsanın doğruları ve yanlışları yapmaya kadar zamanı var. Yanlış da yapabiliyor, doğru da yapabiliyor. Ama insan bu dünyada zevk aramaya zaman hakikaten yok. Düşünen kafa için. Başka bir bilim adamının sözünü şey yapayım. Hatırıma gelmişti, yazdım. Gülerken 20, somurtürken 40 tane kas kasılıyormuş. Biz zor işi yapıyoruz, helal olsun bize. Gülünce 20, somurtma ile 40 tane kas kasılıyor.
Hatta bu cemiyet o kadar aile dizisiyle, televizyonlarıyla, toplumsal dayatmalarıyla, bir sürü şeylerle aileye, karı koca ilişkinize darbe vururken, sizin gibi insanların, karı koca, ailelerin sağlam kalmasına ben şaşırıyorum. Millet şuna şaşırıyor. Boşanmalara şaşırıyorlar. Ben ise boşanmamalara şaşırıyor. Bu kadar, usta diyor ki, bu kadar diyor ifsat komite, ifsat varken demir sebat lazım ki dayansın. Boşanmayan aileler nasıl durabiliyor? Maşallah. Ben boşanmamanıza hayret ediyorum. Boşanmalar gayet normal değil o. Manyak bir yöntemiz. Kafur abi harç tutuyoruz. Ağızda gülme yapıyoruz ama göz gülmeyince sahtekarlık olduğundandır. Bak şimdi. Bir insan, İbrahim Hakkı farklı diyor. Bir insan güldüğü zaman karnı oynamıyorsa sahte gülüşüdür diyor. Psikiyatristlerin ve psikologların, doktor Dibbin, bu İbrahim Hakkı'nın. Onların söylediği şu, gülerken gözü gülmüyorsa yalandan gülüyor. Bu ilmidir. Ötekisi, karnı oynaması halidir. Eğer bir insan, ama gözüm aynı. Şimdi hakikaten samimi güldün. Gözün de gülüyor çünkü. Gözüm aşağıya bir yanım işte. Gülerken ağzınla gözün beraber olmasa sahte gülmek olur. Ağız da gülme yapıyor ama göz gülmeyince sahtekarlık olduğu gibi. Başka, insanın mutluluğunun mutluluğuna sebeplerin en mühimlerinden bağırsaktaki mikroorganizmaların çoğalması azalmasıyla oluyor der bilim adamı. Bu yeni tespit olmuş Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı. Diyor ki bir insanın mutluluğun sebeplerinden en mühimlerinden bir tanesi de bağırsaklardaki mikroorganizmaların çoğalmasıyla azalmasıyladır. Çoğalırsa hazmı fazla oluyor ve insan atınca rahat ediyor. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Doktor var, çok bilirdir. Çünkü takip ediyordur. Bağırsaklara ikinci beyin derler. İkinci akıl derler. Akıl. O da kıvrım kıvrım benziyor. İkinci akıl derler. Evet. Yeni bu. Sinir sistemi diyor. İkinci sinir sistemi. Evet. İkinci beyin sinir sistemi gibi. Ben biliyorsun ilmi şeyleri çok takip ediyorum. Çok sevdiğim için. Bazı insan strese dayanıklı, bazıları dayanıksız. Aynı miktar olduğu halde farklı neticeler çıkıyor bunlardan. Yani strese bazıları dayanıklı değil. Mesela bugün yakın yanımdakine dedim. Böyle bir şey içiyoruz. Şöyle. Onu şöyle gördüm. Anladım. Yanına oturdum. Dedim ki kahve içerken kahve iç. Kahvesini içmez. Sıkıntı yaparken veya televizyon seyrederken kahve içmiyorsun, kahve seni içiyor. Yemek yemiyorsun, yemek seni yiyor. Onu oraya bırak, kahveyle meşgul ol. Vay be. Uyarmak için içmeden önce, yemek yemeden önce koklayın. Ekmeği ağzınıza koymadan önce maşallah, boşuna vermedin. Zevk alın kokudan da. Tamam. Bunu becermemiz lazım. Evi koy kenara, işi koy kenara, kahve içerken kahve iç, sohbet ederken sohbet yap. Onu oraya bırak. Dedi ki ben bunu nasıl becereceğim? Becerenlere bakarak. Telefonu bırakamıyor artık insanlar. Onu, evet. Başka. Çok şiddetli kendinden kaçmaktır intihar. İntihar neymiş diye kendime bir cümle yazabilir miyim dedim. İnsan da kendinden kaçar. Müzik, şarkı bağır. Başka bir kendinden kaçmak, hani bağır çağırmak kendinden kaçış. En şiddetli kaçış intihardır. Kaçışın adıdır. Çok sert kaçıyor, intihar. Genetik ise, hastalık ise pek ilaç işi yaramıyor. Genetik hastalıklar baskılayıcı ile tutuyorsun ama anne babadan gelmiyorsa hastalık ilaç vesile olabiliyor. Anne babadan gelmemişse ama genetikse baskılayıcı tutabiliyorsun.
anne babadan gelmişse ilaçta pek şey yaramıyor. Onlarla beraber mesela ona yatkın olun, mesela tansiyon hastası, düşüncelerine vesaire, ama bu demek değil ki bunlar şey yapmam. Yani duruyor sanki volkanın üzerinde durmak gibi, patlayabiliyor. Ama temelde çözüm genetik olmayan hastalıklar sende türemişse onları baskı, onları ortadan kaldırabiliyorsun şu andaki şey tıpla. Dopamin mutluluk salgısı yarısı beyinde, yarısı kalın bağırsaklarda salgılanıyor, yeni öğrendim. Mutluluk hormonu, dopamin dedikleri madde, yarısı beyinde, yarısı kalın bağırsaklardaymış. Serotonin ise %5'i beyin, %95'i kalın bağırsakta salgılanıyormuş. Sindirim sanki ikinci beyin. Sanki bir ucu ağız, diğer ucu ise kalın bağırsak. Bu Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı'nın Türkçesinden yazdım. Bu benim değil, tamamen yeni şey. Eylül bana getirdi. Abi dedi, bu işlerle meşgul oluyorsun. O nöroloji profesördür. X bir abimiz. Dedi ki, dopamin mutluluk salgısı yarısı beyinde, yarısı kalın bağırsakta salgılanıyor. Serotonin ise %5'i beyin, %95'i kalın bağırsakta salgılanır. Sindirim sanki ikinci beyin, sanki bir ucu ağız, diğer ucu ise kalın bağırsak. Yani çok ilginç. O zaman bu kalın bağırsakta en şeyi de harekettir. Spordur. Depremektir, namazdır, eylemdir. Gene kıvıramıyorsanız 3 gün peygamberin orucu var. Açlık orucunu yapın. Kur'an'da vardır. Hangi peygamberdi hatırladınız mı? Çocuğu olmuyordu. Zekeriya. Çocuğu olmuyordu. 3 gün konuşmama ve yememe orucu tutmuş. 3 gün açlık. Açlık ve aynı zamanda konuşmama. Konuşmama Hazreti Meryem. Hazreti Meryem 3 gün konuşmama, Zekeriya açlık. Ne güzel şey. Tam kafama göre ha Kur'an bana. O da konuşmuyor. Zekeriya sen de konuşmuyor. Çıkıyor böyle tesbih çekin diyor ya şey. Evet, konuşmuyor. Öyle kalmış kafama. Başka? Ben bitiriyorum. Tamam, birkaç tane cümlem var. İmge eşyaların olaylara, kişilere işaret etmesi tabiridir. İmge. He. Kendinden başlayıp seyahat etmek bazen kendinden haber olmadan sende olur ve sen sonra şahit olursun. Karar verirsin, seyahat edersin rüya gibi. Sonra sen hatırlar. Allah Allah, ben seyahat ettim ya. Bilinç, bu cümlelere alakadar insanlara şey gibi yapışıyor, oltaya balık geldiği gibi. İlgimizi çeken cümleler alakadar olduğu şeylerdir. Bilinçaltı uyanırken vücuda yöneltiyor seni. Hapiste üzülmen geride bıraktıklarından orantılıdır. Hapiste niye üzülür insan? Bulunduğun yerden değil. Geride bıraktıklarınla alaka nispetindedir. Eğer bıraktıklarınla berabersen, dışarıda bıraktığın, hapse girdiğin zaman, o bıraktıkların zannettiğin şey hala onlar da içerideyse, üzülmen olmaz. Benim için içerisiyle dışarısı aynı. Çünkü bıraktığım şey, içeride de vardı. O da Allah'tır ve devam. Bunu şey sordu, gardiyan. Dedi ki, seyahat ederken, hoca dedi, çok üzülüyor musun dedi. Yok dedim. Yani dedi, şu rahat gözüküyorsun dedi. Acaba, yani üzülmüyor musun? O kadar değil. Niye dedi üzülmüyorsun o kadar? Niye ezemiyor seni üzülme? Çünkü dışarıda bıraktıklarım da burada. Kendileri, onlar da burada. Mesela şöyle düşünün. Hapse girdiniz ama aileniz de geldi orada. Aile yaşıyorsunuz. Bir dışarı çıkmıyorsunuz ama çoluk çocuğuna yaşıyor. O kadar etkilemez sizi. Yok, bu hapishane şehir kadar olsa, duvarı, İstanbul kadar, gene aynı şey, üzülmezsiniz. Onlar da, işte eğer bıraktıklarım da benim yanımda ise, bunu siz şimdi anlamazsınız pek de.
Allah düşürmesin. Bıraktıklarım davadır, Risale-i Nur'dur, Allah'tır, ahirettir vesaire. Hapishanede de benle. O zaman beni fazla ezmiyordu. Fani hayatta en kesin gerçek, bu hayatta en kesin doğru nedir biliyor musunuz? Ölümdür. En kesin gerçek ölümdür. Fani dünyanın, fani insanların en gerçek hakikati ölüm. Ben ölümü ölüm olmadığına inanıyorum. Ben orada demişim. Ben ölümün ölüm olmadığına inanıyorum. Ne yapalım? Ölüm diyoruz. Bediüzzaman Hazretleri buna çok güzel teris diyor. Itlak-ı ruh, tahvil-i vücut, Peygamber Aleyhisselam'ın tabiriyle zindani dünyadan bostan-ı cinana çıkış diyor. Ruhun kurtuluşudur diyor. Bakın bir daha söyleyeyim. Ben ölümün ölüm olmadığına inanıyorum. Ölüm kurtuluştur. Şu anda biz zaten kabirdeyiz. Kabire girmekten değil, kabirden çıkmaya çalış. Hususi dünyamızda yaşıyoruz. Umumi dünya değil. Evet, doktorum işaret etti. İşte kabrimiz burası. Biz buradayız zaten. Büyük ve genel, büyük dünyayla alakadar olduğumuzu zannediyoruz ama değil, küçük dünyamızı yaşıyoruz. Buna delil, küçük bir delil. Sokakta rastlarsın caddede, kendi kendine yürüyen bir adam. Nerede bu? Hem yürüyor. Yedi kulede, Topkapı'ya doğru gidiyor ama adam nereye yürüdüğünü bilmiyor ki. Sizde de oluyor. Düşünürken bazen bende oldu. Araba kullandım, o nereye gitti? Tamam. Küçük çekmeceye döneceğim. Bir baktım ki Beylik Düzü'ne doğru gelmiş. Tasavvur dersi var ya, onu toplama yaparken hala oradaydı. Nasıl kullandığımı da bilmiyor. Burada kesiyorum sevgili kardeşler. Biraz da şeyim vardı, şeyi anlatacaktım. O geç geldiğimiz için sahip. Şey diyecektim, anlatacaktım, bir de anlatırım ama. Şimdi Big Bang, büyük patlama, sıfır hacim, sıfır kütle, sıfır madde vesaire, sıfır zaman, bir nokta. Ama varsayım nokta. Var dediğiniz zaman da mekan vermiş oluyorsunuz. Sıfır mekan, sıfır madde, sıfır mekan. Bu diyor, dikkat edin, gözden kaçırılan şu. Bunlar diyor, bu kadar ışık hızıyla genişliyor, patlama devam ediyor. Sanki benim sözüm havada yayıldığı gibi. Ya mekan yok ki, nereye yayılıyor ki? Onun yayılması mekanı oluşturuyor zaten. Burayı kaçırılıyor. Nereye, niçin kaçırılıyor? Aynı şuna benziyor. Yaşanan mazi, yaşanmayan, daha yaşanmamış istikbal. Yaşanmış yaşanmıştır, yaşanmamış yaşanmamıştır. Hal nerededir? Yok denecek kadar. Evet. Bak, yaşanmış yaşanmıştır, yaşanmamış yaşanmamıştır. Hal nerede? Evet. Hal yok ki. Yok abi, vukuat diyor mazi. Evet. Dediğin şey vukuat. Evet. Yaşanmamış zaten istikbal. Evet. Ha, bu ince bir çizgi gibi. Big Bang sanki benim sözüm, benim elektriğim, televizyon, radyo dalgalarım havada yayıldığı gibi. Lan Big Bang patlama nerede yayılıyor? Mekan yok ki. Onların yayılmasının oluşturduğu mekan oluyor. Mekan yok ki. Düşünebiliyorum. Korkunç bir şey bu. Hani Nur-u Muhammedi benziyor. Bakın patlayıp da yayılmasıyla mekan oluşuyor. Mekanda Big Bang yayılmıyor. Yoku varla yayılırken yok da bir emin ol. Varla anlatmaya çalışıyor. Big Bang aslında yokun var, Adem'in vücuda dönüşmesidir. Vücuda zamansızlığın zaman çıkması. Çünkü zaman nispidir, izafidir. Mesela yıldızlarda zamanla, dünyada zaman farklıdır. Kutuplarda zaman farklı, ekvatorda farklıdır. Bakın sanki sesin bu atmosfer nerede yayılıyor? Havada yayılıyor. Big Bang patlayarak nereye yayılıyor? Evrende diyor yayılıyor. Evren yok ki. O yayılmasıyla oluşan evren diyorsun. Hayat büyüdüğü için ağaç. Peki sıfır kütle, hiç kütle yokken kütle çıkıyor, sıfırdan kütle. Sıfır hacim,
Sıfır hacimden hacim çıkıyor. Sıfır renk, sıfır ses, sıfır düşüncelerden hep sıfırdan çıkıyor. Hani Allah yoktan yaratması kafana yatmıyordu. Bir hikmet nasıl yatıyor? Ha, bilimsel adam, yani bilim adamının her söylediği bilimsel değil. Peki ben söylediğim zaman bunu, peki elin gavru söyleyince, oy. Biliyor musun? Çoğusunu bizden alıp söylüyorlar. Mesela mikrobu ilk bulan Pasteur diye biliyoruz. Kaç sene sonra Akşemseddin'den şey yapmış. Akşemseddin'in şey. Çünkü o demeden önce mikrobu teşhis ve tespit edilmiş. O çözümü de bulmuş. Karantina çıkartmış. Karantina ilk yapan Pasteur şeydir, Akşemseddin'dir. Daha ileri gidince o bölgeyi yakarmış. Cinleri tedavi ederken, cinler, bunlar şeytan içine girdi diye Orta Çağ'da, Avrupa'da bunları öldürüyorlardı, canlı canlı yakıyorlardı. 600 sene İbn Sina'nın tıp kitabı Avrupa'nın tıbbının kaynağı olmuş. Ya, geceniz mübarek olsun. Abi ya, çok en tatlısını en sona bırakmışsınız evet, size ya. Allah. Şimdi, Hasan abi. Buraya okuyacak. Bir şey soracağım. Yani kapatmadan, mevzuyu kapatmadan Allah aşkına. Ayet-i kerimeyle Enbiya suresi 30. ayet bunu şey yapıyor. Şimdi hiç zamansız ve mekansız en ufak bir yani patlamayı olan, patlamaya uğrayan nedir Hasan abi? Şudur desen gene olmuyor, mekan vermiş oluyor. Evet. Bu budur demiyor. Yok olan var. Evet. Bak, yok olan var. Yok olan mekan çıkıyor. Yok olan kütle, kütle oluyor. Tamam. O zaman abi, o zaman Hasan abi, orada onu, o yok olan yok var ya Hasan abi. Yok olan yoku. Evet. O yok olan varı de bari. Yok olan varı diyeyim Hasan abi. Onu sıfatlarda nereye koyacaksınız abi? Orada ilim yok diyemezsiniz. Tekvin deseniz o yani onu nereye koyacağız? Adama dedim ki işte alakalı işte sana 3 hafta bir zili attım ya, ateist 66 yaşında. Bununla konuşurken dedim ki şimdi dedim bu dedim Big Bang patlarken yoksa onu da mı inkar ediyorsun? Onlar benim hakikatim, benim delilim. Nasıl dedi? Dedim ki bu patladı. Acayip bir şöyle demiştim ya, yazdım. Tamam da tüm bunların bir hesaba, hesap tahtında değil mi? Bir hesap yok mu? Olduğuna delil hesap etmemizdir. Bir şeyden biz, doküman çıkıyorsa, bir şeye bakarak, şuna bakarak ilim çıkıyorsa, ben bu ilme dönüştürmeden önce bu yokken bu ilme sahip birisi olması lazım. Ben çiçeğe bakarak fotosentez ilmini yazıyorsam, bu çiçek yokken fotosentez ilmine sahip birisi vardı. Bu yokken bunu yapma ilmi, bu var olduktan sonra buradan alınan ilme hiç benzemiyor. Şimdi sana soruyorum dedim. Big Bang patlaması bir dağın tepesinden bir taşı bırakıp da rastgele dağılması mı? Bir tasarım, bir hesapla mı oluyor dedim. Kainatta hesapsız bir fişme yoktur. Peki o zaman hem mekan yok, zaman yok. Sanki tüm bunlar mekanda oluyormuş gibi ifade ediyorsun dedim. Big Bang yayılıyor diyor. Patlama devam ediyor. Nerede? Evrende. Evreni sen ya. Evren yok ki. Evreni oluşturan o. Yani yayılması, dalganın yayılmasıyla evren oluşuyor. Sen evrenin içine patlamayı koyma. O zaman mekanı zaten koydun. Evet. Zaten varlık koydun. Varlığın içindedir canım. Bir anda kıvranıyor. Ya bu şeytanlıklar nereden hatırına geliyor dedim. Şeytanlık dedi. Dedim ki şeytan yok ki dedim. Şeytan Müslümanların kullandığı tabir. Sen inkar ediyorsun. Allah inkar edince şeytan da yoktur dedim. Daha betersin. Şeytani sözler diyor. Şeytanice. Ondan sonra bunların olması ile mekan oluşuyor. Yoksa bunlar mekanda olmuyor. Big Bang. Ayette ne diyor? Enbiya suresi 30'da diyor ki inkar edenler gökler ve yer bitişik iken, Allah bir nokta şey iken bir noktada ol dedi ya, iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi?
hala inanmayacaklar mı? Yani onlar bitişik iken diyor. Yani bir nokta iken. Bak ne diyor? İnkar edenler gökler ve yer bitişik iken, evren yok iken, bitişik. Biz onları ayırdığımızı, sonra sudan canlılar yarattığımızı görmezler mi? Bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene önce diyeceği söz mü bu şimdi? Big Bang daha 1800'lerde. Kuantum fiziği. Zaten Big Bang zaten kuantum fiziği. Ateistleri bitiriyor. Çünkü ateistlerde biz mektep lise okurken hepiniz bilirsiniz. Maddenin bölünebilir en küçük parçasına madde diyorduk. Atom. Ha. Maddenin bölünebilir en küçük parçasına atom diyorduk. Şimdi öyle mi diyorlar? Hayır. Artık madde hiçbir şey değil ki diyor. Metafizik, fizik altı. Yani fiziğin kendisinin dibi. Fizikten daha karmaşık, daha cahil. Mesela fizikte bu burada ise orada değildir. Eğer bir şey bir yerde ise mucize olur. Kuantum fiziğinde bir şey olması gereken her yerdedir. Bir şeyin bir yerde olması mucizedir. Ters çalışıyor. Burada neyi çıkıyor biliyor musun? Bize derlerdi ki 1978-77'de ya ahirete ait böyle bir patika yol olsa varlığına dair böyle bir alamet olsa fizikte var ya biz onu cadde yapacağız. Çünkü diyor varlık düşüncesi, varlık anlayışı atomda bitiyor Hasan'ım derlerdi. Şimdi varlık anlayışı, varlık düşüncesi atomda bitmiyor. Kum saati gibi geliyor atomda inceleşi ondan sonra korkunç bir ivme ile genişliyor. Ne? Kuantum fiziğiyle fizik altına giriyorsun. Metafiziğe girdiğin zaman aman yarabbi fizik neymiş ki? Peki ötelere kuantum fiziği, metafizikte maddenin arkasına geçilmiyor. Ha, geçilmesi o ahiret ispat ediyor. Çünkü geçiliyorsa öyle bir yer var demektir. Bitmiyor. Ateistler de atomda bitiyordu. Her şey budur derdi. Şimdi yok. Ya. Ben bunu dinledikten sonra şu hadsizi, nihayetsizi daha farklı anlatırdım Hasan abi ya. Gerçekten. Ve ömrün bitene kadar hepsi farklı olacak. Evet. Anlıyor musunuz? Cümleyi okuyayım da kesiyorum. Ayette evrenin başlangıçta tek bir kütle olduğu, sonradan bölünüp parçalara ayrıldığı ifade edilmektedir. Enbiya suresi okudum. Astrofizikçilerin evrenin oluşumu hakkında kabul ettikleri teori, bu ayete uygun gözükmektedir. Bu teoriye göre uzaydaki cisimler vaktiyle bir gaz ve toz kütlesi halindeydi. Merkezi çekim sebebiyle büzüşüp muhtelif noktalarda yoğunlaşan bu gaz kütlesinden zamanla küreler halinde parçalar koparak uzay boşluğuna fırlamış. Sanki boşluk varmış. Fırlamış diyor. Merkezi çekim kuvvetinin etkisiyle dönmeyi uzayın soğukluğu sebebiyle de soğumayı başlamıştır. Sanki uzay varmış, soğumuş, içerideki maddeler de donmaya başlamış. Bu esnada yoğunlaşan ana kütlelerden de bazı parçalar kopmuş ve ana kütlelerin etrafında dönmeye devam etmiştir. Böylece tek bir kütle galaksi ve güneş sistemlerine, bunlardan da giderek yıldızlara, gezegenlere ve bunların uydularına dönüşmüş, nihayet gezegenler iyice soğuyarak bugünkü şekillerini almıştır, yani aldırılmıştır. Biz de soruyoruz, diyoruz ki, tamam da tüm bunların bir hesap tahtında olması iken, değil midir hesap? Hesap varsa, matematik varsa matematikçi yok mudur? Değil mi? Matematiği dedi bazen kafalarına vuruyorum. Hani derler ya elmayı kim yaptı? Ağaç yaptı, ağaç yaptı. Allah'ı kim yaptı peki? Diyorlar ya. Ben de diyorum ki fiziğin konusu fiziğin somutu nedir? Fizik soyuttur. Kimya soyuttur bilgi. Tıp soyuttur. Somutu nedir? Bedendir. Fiziktir. Kaynağı o. Peki matematiğin somutu var mıdır? Matematiğin vücudu haricisi var mı? Kimyanın vücudu haricisi var. Fiziğin vücudu haricisi var. Bu fiziktir. Matematiğin vücudu yoktur. Ama bütün fenleri temel olmuştur. Hatta Big Bang'den önce de matematik vardı.
Niçin sıfır zaman dediğine göre, evet, matematik Big Bang'den önce vardır. Evet. Matematiğin başlangıcı var mıdır, yoktur. Çünkü matematik her zaman vardır. Sıfır demesi için var olması. Var olması lazım. Çünkü eksiye doğru gidiyoruz. Yani matematiğin 5, nerede 5? Öyle bir şey yok. Yani sıfır zaman, sıfır mekan, sıfır kütle diyebilmen için artı, eksi, sıfır ortada. Peki sıfır nedir? Sıfır, hiçbir sayısal değeri yoktur ama bütün sayısalları anlamlandırandır. Bir diyebilmen için sıfır lazım. Eksi bir diyebilmen için sıfır lazım. Sıfırın sayısal değeri yoktur ama bütün sayısal kadar sıfatlanmıştır. Sıfatı vardır. Sıfırın vücudu yoktur. Ama bütün vücutlar ondan çıkmıştır. Allah'ın da maddesel vücudu yok, bütün vücutlar ondan çıkmıştır. Enenin vücudu yoktur ama bütün benlikler ondan çıkmıştır. Bakın, sıfırın vücudu yoktur ama bütün vücutlar ondan çıkmıştır. Bu şeytanın fikirler nereden buluyorsun dedi. Şeytan yok ki dedi ya. Dedi ki seninle bu konuları konuşmayacağız. En son dedi ki 50 senelik tabamı 1-2 saatte teslim edeceğimi zannetme. Peki, biraz zamanınızı fazla aldım herhalde, özür dileriz. Kusura bakmayın. Vâhir davâhum en elhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha.